Heyecanlıyız tabii ki, yani böyle bir operasyonu gerçekleştirecek olmanın heyecanı ve gururu içerisindeyim kendi adıma. Hava şartları el verdi, kapsülün kapağı kapandı. Alper Gezer Avcı ve beraberindeki 3 astronot saatler 17.17'yi gösterdiğinde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı. Astronotların dünyaya dönüşü ise 9 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Türkiye'nin ilk astronotu dönüş yolculuğundayken ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Atasever, meslektaşı Alper Gezer Avcı'nın tarihi başarısından duyduğu gururu TGRT Haber'e anlattı. Tabii ki çok gururluyuz, kıvançlıyız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarının uzay teknolojilerinden geçtiğine gönülden inanmış bir Türk genci olarak büyük bir mutluluk içerisindeyim. Bu işin bir paydaşı olmanın ötesinde bu beni gerçekten son derece mutlu ediyor, gururlandırıyor, geleceğe umutla bakmamı sağlıyor. Türkiye'nin ikinci astronotu olan Atasever, Gezer Avcı gibi uzayda farklı deney çalışmalarına imza atacak. Diğer kısmında da bir yörünge altı uçuşla yine bilimsel deneyler gerçekleştireceğimiz, o kısa sürelik mikroyer çekimi altında 7 farklı bilimsel deney icra edeceğimiz bir başka insanlı uzay görevimiz daha olacak. Atasever, uzay koşullarına uyum sağlamak için çalışmalara başlayacağı tarih hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz yörünge altı uçuş esnasındaki maruz kalacağımız dinamik yüklere aşinalık kazanmak için olan eğitimlerimiz önümüzdeki birkaç hafta içerisinde, yaklaşık tahmin ediyorum ki Mart ayı içerisinde başlıyor olacak. Onlar tabii uçuş bambaşka olduğu için, uçuşun gerçekleştirileceği sistem bambaşka olduğu için bambaşka tesislerde, bambaşka kurumlar tarafından icra ediliyor olacak. Atasever, uzayda yapılacak 7 farklı deneyin ve ikinci uzay yolculuğunun tarihinin detaylarının önümüzdeki günlerde paylaşılacağını söyledi. Zamanla farklı disiplinlerden kişilerin astronot olarak görülebileceğini belirtti. Bir mühendislik formasyonundan geçmiş olmanın kattığı avantajlar var. O analitik düşünme yetisine sahip olmak, belli teknik donanımlarla aşinalık vesaire, bunlar katkı sağlıyorlar. Lakin medikal doktorlardan tutun artık önümüzdeki yıllarda çok daha geniş bir yelpazeden, çok daha farklı profesyonel geçmişlerden gelmiş insanların uzaya çıktığını, bu eğitimleri aldığını ve başardığını görüyor olacağız. Atasever, ikinci uzay yolculuğu için geçtiği eğitimlere dair de bilgi verdi. Mesleki eğitimin yanında alınması gereken artı eğitimlere dikkat çekti. İlgili acil durum arayüzleri nerelerdedir? Yangına nasıl müdahale edilir? Basınç kaybına nasıl müdahale edilir? Bunlara yönelik çok detaylı simülasyonlardan geçtik. Tesislerin içerisinde bu acil durum ve nominal operasyon senaryolarının simülasyonlarını yaparak, bunları sürekli hazırlanarak kas hafızasının yerleşmesine olanak sağlayacak derinlikte ve kapsamda eğitimlerden geçtik 8-9 ay boyunca.